Evet dostlar, geldik 23. soruya. Şimdi döndürme soruları çözeceğiz birazcık arkadaşlarım. Ben böyle grup grup sormaya çalıştım. Döndürme soruları, sonra karınca yürütme soruları diye gideceğiz, ilerleyeceğiz inşallah diyelim. Hadi bakalım döndürme sorularında neler yapacağız bunu bir öğrenelim arkadaşlarım. Bakın çok basittir döndürme soruları. Hiç korkulacak bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Şöyle biraz ayarlarını yapalım. Şimdi diyor ki bu üçgeni AB kenarı etrafında döndür diyor dostlarım. Öncelikle şunu yapacaksınız. Hangi kenar etrafında döndür diyorsa o kenara göre şeklin simetrisini alacaksınız. AB dediği için AB'ye göre simetrisini alıyorum. Şöyle bir şekil olur. Şimdi şeklin ismini de şuraya yazayım. ABC şeklini döndürüyoruz ya üçgenini. Bak hangi kenar etrafında? AB kenarı etrafında döndürdüm. Boşta kalan köşeye de C köşesi boşta kaldı. Dönme hareketi yapıyorsunuz. C ile C üssü arasına dönme hareketi. Ne demek hocam dönme hareketi? Yani aslında aralarına bir elips çiziyorsunuz arkadaşlarım. Aha bunu da çizdim. İşte oluşan cisim gözüküyor kardeşler. Hemen ne yapalım? Şimdi bu cisim nedir? Konidir, değil mi dostum? Bize de bu cismin hacmini mi soruyor? Evet. Koninin hacmi. Taban alanı yarıçapı 4 olduğu için pi re kareden 16 pi. Çarpı yüksekliğimiz şurası 3, 4, 5 üçgeniydi. Yüksekliğimiz 3. Bölü 3 vardı piramitlerde. 3'ler gidince de 16 pi'miş hacmi dedik. Hadi bakalım başka ne varmış? Burada da bir çeyrek daireyi döndüreceğiz arkadaşlarım. Yarıçapı 3. D doğrusu etrafında döndürüyormuşuz. O yüzden D'ye göre simetrisini alıyorum bunun bir. Hemen şöyle simetriyi aldım. Bakın şu köşe boşta. Hemen buna da dönme hareketini çaktım. Şöyle dönme hareketi de yaptım. Karşıma zaten bir yarım küre çıkacağı belliydi. Biz de bulduk yarım küreyi. Bize de yarım kürenin hacmini soruyor dostlarım. Tam kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küptü. Re küp de 3'ün küpü diyelim. Yarısı olacağı için 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Şu gitti. Şuradan karesi kaldı sadece. 2 ile de bu gitti. 2 kaldı. 9 karesi olduğu için 2 ile çarptım. 18 pi. Hemen bir başka soru. Dikdörtgeni döndürüyoruz. A, B, C, D dikdörtgenini. A, B kenarı etrafında döndürürüz. Bak bu sefer 300 derece. Ha, aman dikkat edin. Açıyı en son devreye sokacağız ama. Biz normal 360 döndürüyormuşuz gibi simetrisini alıyoruz bunun bir kere. C üssü buraya, D üssü buraya geldi. 4, 4, 6, 6, 4, 4 yazalım. Şimdi biz AB etrafında döndürdük. C ile D boşta kaldı. O zaman C'ye de dönme hareketi yapıyorum. İşte şu şekilde elips çizdim. Kendisiyle simetrisi arasına elips çiziyorum. D'ye de dönme hareketi yapıyorum. Dönme hareketi bu. Elips çizeceksiniz. İşte karşımıza ne çıktı bakın. Tabanı şu daireler olan yana yatmış bir silindir geldi dostlarım. Peki yarıçapı neymiş? Şurası oldu değil mi silindirin yarıçapı? Taban alanı pi re kareden 16 pi. Çarpı yüksekliği de 6'dan 96 pi çıktı arkadaşlarım. Bu cismin hacmi ama 360 derece döndürürsek 96 pi'dir bu. Bize 360 demiyor. 300 derece döndürdüğümüzde ne olur diye soruyor. Açıyı şimdi devreye sokuyorum. Normal 360 derece döndürülüyormuş gibi hacmini buluyorum. Kaç derece dediyse doğru orantıdan da istediği dereceyi buluyorum arkadaşlarım. O halde 300 çarpı 96 pi eşittir 360 pi. 360 çarpı x. Hemen 360'a bölelim. 60'a bölelim 6, 60'a bölelim 5. 6'ya bölelim, 6'ya bölelim 16, 5 çarpı 16 da 80 pi yapar. X'imiz cevap Bursa'dan geldi.
Evet, 26. sorumuz. Ayşe Hanım, silindir biçimindeki 4 özdeş kavanozu mutfağındaki 55 santim genişliğindeki düz bir rafa yerleştirmek istiyor. Ayşe Hanım, kavanozlarını bu rafa aralarında boşluk kalmayacak biçimde 3 dikey bir yatay olarak yerleştirirse rafın bir tarafında 10 santim boşluk kalıyor. Bak şimdi dostum, şunların yarı çapına R dersem şurası çap 2R. 2R, 2R, yüksekliğine de H diyelim, boyuna H diyelim. Buranın uzunluğu toplam ne oldu? 6R artı H artı 10 eşitmiş 55'e. Yani 6R artı H eşitmiş 45'e. Bu 1. Şöyle yerleştirirsek H, 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 2R. 2R artı 3H yaparsan da diyor yine 55'e ulaşabileceksin diyor. İşte sana iki tane denklem. Birinin hacmini soruyor. Biz R'yi ve H'i buradan bulabiliriz dostlarım hemen. Hatta nasıl yapalım? Şurayı 3 ile çarpalım isterseniz. Alttaki denklemi 3 ile çarpıp yazıyorum. 6R artı 9H eşittir 150-165 olur. Diğerini aynen yazıyorum. 6R artı H eşittir 45. Çıkartalım. 8H eşittir 0, 120 mi geliyor? H eşittir 120 bölü 8. 15 oluyor galiba, değil mi? 80, 8 kere 5 de 40. Evet, H eşittir 15. Peki H 15 ise şurada yerine yazdığımda 15'i bu tarafa attım. 6R 30, R de 5 geldi. Demek ki bir silindir düşünün. Yarı çapı 5, yüksekliği 15. Hacmini soruyor. Taban alanı pi re kare, yani 25 pi çarpı yükseklik 15. İşte budur hacmi. Denizli geliyormuş. Ben çarpmakla zaman kaybetmeyeyim dedim. 27. Şimdi dostlarım, ÖSYM böyle de soru sormayı seviyor. Nasıl soru yani hocam? Soruya baktığında böyle küre sorusu gibi duruyor, değil mi? Böyle bir katı cisim yapacakmışsın gibi, ama hiç katı cisimle işin olmayacak kardeşim. Tamamıyla normal geometri bilgisi. Bak, soruyu dikkatli okuyunca anlayacaksın şimdi. İlk baktığında insan böyle küre de diyor zaten hatta burada, ama bir okuyalım. Düz bir zemin üzerinde bulunan merkezler arasındaki uzaklığın 50 birim olduğu kesik küre biçimine benzer iki cam fanus. Şimdi bak, bunun merkezi burası, bunun merkezi burası olsun. Merkezler arası uzaklık 50 birimmiş. Şuranın tamamı 50. Kürelerin merkezlerinin zemine olan uzaklıkları 20 birim ve 34 birim. Bak, bunun zemine olan uzaklığı 20. Bununki de 34. Yarı çaplarını da vermiş. Tamam. Bir kürenin merkezinden diğer kürenin merkezine sıçrıyor. Balığın yatay olarak almış olduğu yol. Yani şuradan şuraya gelirken aldığı bu yolu soruyor. Aha, da bitti soru. Bak, burası da 20, burası 14, şurayı da 50 diye bu biliyorduk zaten. Al sana Pisagor kardeşim. Katı cisim nerede yaptık? Hiçbir yerde. Şimdi bunlar ne üçgeni oldu? Bir şey x 14, bir şey 50 üçgeni. 2'ye bölelim, 7 25. Demek ki 7 24 25'miş. Tabii ki 2 katıymış. 48 olacak cevabı. Evet, 28'deyiz dostlarım. Aşağıda taban boyutları 26-74 tamamen su dolu dikdörtgenler bir kap gösterilmiştir. Bu kaba küre biçiminde 3 özdeş demir bilye atıldığında oluşan durum önden yandan görünümleri şekildeki gibi olmuştur. Buna göre kabın yüksekliği nedir? Bak yine şu anda yapacağım şey dostlarım hiç de katı cisimle alakası olmayan bir şey. Tamamıyla çember yapacağız. Biraz Pisagor yapacağız falan herhalde. Şimdi şu 26'yı yandan baktığımda şurası 26'ymış. Demek ki bak, kürenin teğet olduğunu görüyorsun. Kürelerden birinin yarıçapı 13 demek istiyor bize. Şimdi önden baktığımda, şimdi iki çember teğetse merkezlerini birleştirin demiştik hatırlıyorsanız. Şunları bir birleştirelim. Burası 26, 13 13'ten. Burası da 26. Şurası yine 13. Şurası yine 13. Gelin şurayı da birleştirelim. Buradan aşağı indirdiğimde 13. Yine burası da 13. Şimdi neyi bulalım? Bakın, bunun üste çıkanı da 13 hatta. Şuradan aşağıya bir diklik indirelim dostlarım.
Şurası 13, şurayı bulacağız şimdi. Peki burası toplam 74'tü. 13, 13, 26'sı burada. 74'ten 26'yı çıkartalım. 8, 6'dan 2 çıktı. 48'miş şu ortası. Hatta 24, 24 böldüm. Bakın 5, 12, 13 üçgeninin iki katı. Demek ki burası da 10 çıktı arkadaşım. Şimdi toplam yüksekliği de ne oldu buranın? 13, 13, 10. Yani 26, 10 daha 36 oldu. Bak katecisimle hiçbir şey yapmadık dostlar. 29. Her birinin yüksekliği 21 olan dik kare prizmaların hepsi kare prizmaymış. Taban ayrıtları verilmiş. Tamamı dolu olan ortadaki kaptaki su. Her bir kapta bulunan suların yükseklikleri birbirine eşit olacak biçimde dışarı dökülmeden boş olan diğer kaplara aktarılıyor. Buna göre son durumdaki kapların yüksekliği kaç birim olur? Dostum, şundaki suyun hacmini bir hesaplayayım. Bakalım bir işimize yarar. Taban alanı 4, yüksekliği de 21. 4 çarpı 21'den 84 birim karelik bir su var bunda. Şimdi öyle bir dolduracağız ki hepsine şunun da yüksekliği h olacak. Bunda kalan diğerlerine döktükten sonra kalan suyun yüksekliği h olacak. Bundaki suyun yüksekliği de h olacakmış dostlarım. Suların yükseklikleri aynı hizada olsun istiyor. Eşit olsun istiyor bizden. 84'ü 3'üne parçalayacağız yani. Peki şunun buradaki suyun hacmi ne olur? Taban alanı 16, yüksekliği h, 16 h olur artı. Buradakinin taban alanı 4, yüksekliği h, 4 h'lık bir su da buradan gelecek artı. Taban alanı 1, yüksekliği h, 1 h'lık su da buradan geliyor. Yani toplam 20, 21 h'lık su elde ediyorum ve 84 birim karelik suya eşitmiş bu. H eşittir 4'müş arkadaşlar. Demek ki 4 santim yükseklikte olurmuş her biri diyebiliriz. 30 numarada aşağıda bir marketin rafındaki özdeş kolilerin farklı yüzeyleri üzerine yatırılmasıyla elde edilen görsel verilmiştir. Yani farklı yüzeylerin üstüne yatırıyormuşuz bunu biz. Tamam. Şimdi şuradakine x dersek şuradaki yüksekliğe bakın iki rafın arasındaki yüksekliği 8 artı x bulmuş oluruz. Buranın da 8 artı x olması için şurası demek ki x artı 2 olacak. Yine 8 artı 2 olması için x artı 4 olacak diyebilirim buna da. Bir kolinin hacmi bu olduğuna göre kolinin yüzey alanı nedir diye soruyor. Şimdi kolinin bakın farklı bütün boyutlarını bulduk. Şu mavi dikdörtgenin uzun kenarını x artı 4, x artı 2 bulduk. Pembenin uzun kenarında x artı 4 bulduk. Şimdi bunun taban alanı mavinin alanı olsun x çarpı x artı 2. Yüksekliği de x artı 4 oldu. İşte bu. Eşitmiş 480'e dostlarım. Buradan x'i bulacağız. X'i bulduktan sonra da yüzey alanını buluruz her türlü. İkişer ikişer artmış bunlar. İkişer ikişer fazla. Yani şu 480'i biz bir çarpanlarına ayıralım. Bakalım ne geliyor. 48 çarpı 10'dur. 24 çarpı 2 çarpı 10'dur. 12 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 10'dur. Başka 6 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 10 olur. Yani 6 çarpı 2'lerin çarpımı 8 bir de 10. Bak ikişer ikişer fazlalaştığı için demek ki x 6 bu 8 bu da 10 oluyormuş. 6 8 onlar geliyormuş arkadaşlarım. Şimdi bir dikdörtgenler prizması var elimizde. Şöyle bir dikdörtgenler prizmasını dikey çizmiş olayım. Önemli değil. Bir kenarı ne bulduk? Şu kısa kenarını 6. Şurayı 8, yüksekliğini de 10 bulduk. Alanını soruyor bize dostlarım. En üstteki dikdörtgenin alanı 48'dir. Altında bir tane daha var bundan. O zaman 96 gelir. Şu yandaki dikdörtgenin alanı 6 çarpı 10'dan 60. Bir tane de bu yanda var 120 gelir. Öndeki dikdörtgen 8 çarpı 10'dan 80. Bir de arkada var 160 geldi. Şurası 280 artı 96. 20'sini verdim. 376. Yüzey alanı buymuş. 31. Bakalım burada ne diyor?
Yarıçapı 12 birim olan daire biçimindeki bir kağıttan x derecelik bir dilim kesilerek çıkartılıyor. Tamam. X derecelik bir dilim kesildi, çıkartıldı. Kalan kısım kırmızı çizgiler çakışacak biçimde şekilde gösterildiği gibi. Bakın şuradaki A derecelik kısmı biz birleştirip koni yapmışız. Tamam. Yüksekliği 4 kök 5 birim olan demiş. 4 kök 5 koni. Buna göre kesilen daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Bunun da yarıçapı 12'ymiş. Şu kırmızı çizgiler 12. Yani bizim aslında konimizin ana doğrusu 12 oldu. Hemen şurada bir Pisagor yapalım. 12'nin karesi 144 eşittir. 4 kök 5'in karesi 80 artı yarıçapa da r diyelim, r kare. 64 eşittir r kare. 8 geldi r. Tamam. Neyi soruyor? Koninin merkez açısının ölçüsünü soruyor. Şöyle bir formül vardı kesik konide arkadaşlarım, hatırlayın. A bölü, yani açı bölü 360 eşittir yarıçap bölü ana doğru. Yarıçapımızı biliyoruz 8, ana doğruyu da biliyoruz 12. Buradan her türlü gömdük soruyu. 4'e böl 3, 4'e böl 2. Bak kaç katı? 120 katı. Bunun da 120 katını al. 240 dereceymiş A. Ama bana x'i soruyor. 120 derece çıktı sorumuzun cevabı. Evet, başka. Karınca yürütmelere geçiyormuşuz burada arkadaşlar. O yüzden burada bir duralım. Bir sonraki videoda da karınca yürütmelerle başlayalım. Yarım kalmasın en azından. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.